öğrendim. Üstad bu konuyla ilgili... Doğrudur. Elçi Bey Eser mezunudur. Nasıl fırsat bulmuşsa Rus idaresi zamanında Eser de okumuştur. Ama Türkçüdür. Irkçı manada Türkçüdür. Direkt bir temasım olmadı ama adamlarıyla temasım oldu düşürüldükten sonra. Elçi Bey bu milliyetçi damarından dolayı İran'a karşıydı. Tek faydası oldu. Çünkü Azerbaycan kelimesi bir coğrafya adıdır, Anadolu gibi. Bir millet adı değildir. Coğrafya adıdır. Bu coğrafyanın Azerbaycan toprağı olarak coğrafyanın merkezi Tebriz'dir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Tebriz bugün bir İran şehridir. Binaenaleyh Acemlerin işgali altında görüyordu Azerbaycan'ın büyük kısmını. Ermeni harekatı Karabağ'da vaki olduğu zaman bile İran Ermeni'yi destekledi. Bu Azerbaycan'da İmamiye mezhebine karşı soğukluk, yani İran mezhebine karşı bir soğukluk usule getirdi. Ehl-i Sünnet'e temayül meydana getirdi. Bunun sebebi Azerbaycan kuvvetlendiği takdirde İran'dan toprak istemesi tehlikesiydi. Tıpkı şunun gibi, Makedonya'da bir coğrafya adıdır. Yugoslavya yıkıldığı zaman onun parçalarından biri olarak Makedonya adıyla devlet olma safhasındayken Yunanistan kıyameti kopardı. Bu adla bir devlet olmasın. Dinletemedi, oldu. Niye olmasın dedi? Çünkü Makedonya coğrafyasına Selanik dahildir. Halkidikya Yarımadası. Yani Makedonya'nın Ege Denizi'ne çıkışı vardır. Bugünkü Makedonya'yı düşünün. Filiplerin ülkesi, İskender'in ülkesi olan Makedonya bir coğrafya adıdır ve Selanik bölgesi buna dahildir. Bugün Yunan 10-12 milyonluk bir nüfusu vardır. Bir kısmı Makedon'dur, bir kısmı Pomak'tır, bir kısmı Arnavut'tur, bir kısmı Türk'tür. Saf Yunan 8 milyon çıkmaz. Girit Grek olduğunu kabul etmez. Meşhur Venizelos Girit'i Yunanistan'a karşı istiklal kazandırmak için kıyam etmiş bir siyasi liderken sonradan Yunanistan'a başbakan olmuştur. Girit halkı Grek olduğunu kabul etmez. Onu çıkma. 8 milyon. Bak biz Yunan'la harp ederken Yunanistan'da şu saydığım yabancı unsurlar dahil olmak üzere nüfusu 10 milyondu. Bugünkü biz harbi umumiye 60 milyon nüfusla girdik. Ama 60 milyon nüfus 13 milyon kilometre karede yaşıyordu. Bunun Anadolu dahilinde yani bugünkü coğrafyada yaşayanları 10-11 milyon. Bilemedi 12 milyondu. Bu 12 milyon 90 sene sonra 80 milyon oldu. Yunanistan hala aynı nüfustadır. Bunun bir manası var. Biz vazifeli bir milletiz. Büyüklük üç şeyli olur. Büyük bir ideolojiyle, alem şumul bir ideolojiyle. Büyük ve vasıflı bir nüfusla geniş ve stratejik imkanları, mali imkanları olan bir ülkeyle. Biz büyükken bunların üçü de vardı. Sonra üçünü de kaybettik, 10 milyona düştük nüfusta. İdeolojide Allah'ı bırakıp Kemal'e tapar olduk. Ama bunların hepsi geri geliyor artık. Hepsi geri gelme safhasındadır. Tebeddülat zamanıdır.
Ama Yunanistan olduğu yerde sayıyor, geriye bile gitti. Geriye bile gitti. Biz vazifeli bir milletiz. Allah bizi o vazifeye hazırlıyor. Hem nüfusça hazırlıyor. Bir ihanete rağmen hazırlıyor. Hem ideolojik muhteva kazanmak itibariyle hazırlıyor. Her bakımdan biz geleceği olan bir milletiz. Clinton bile bunu fark etti de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 21. asrı şekillendirecek Türklerdir dedi. Hatırlayın. Bu bir seziştir, keşif değil. Bu seziştir. Bu milletin büyük bir istikbale namzet olduğuna çok deliller var ama bu bahsi alır götürür. Onun için bu kadarını söyleyeyim. Elçi Bey aynen Yunanlar Makedonya adıyla bir devlet kurursa bizden toprak ister diye korktukları gibi İran'da bundan korktuğundan bir çekişme, bir gerginlik oldu. Ve İran bu sebeple Ermenileri destekledi. Bugün Hazreti Ali'yi Allah kabul eden Nusayrileri Suriye'de desteklediği gibi Karabağ meselesinde de Ermenileri destekledi. Bu da Ehl-i Sünnet'in lehine oldu. Azerbaycan'da Ehl-i Sünnet canlandı. Fakat ne yaptı? Rusya mı yaptı, İran mı yaptı, kim yaptıysa Aliyev'le Elçi Bey'i devirdiler. Ve Nahçıvan'da ikamete mecbur ettiler. O Nahçıvan'da ikamet ettiği zaman onun hususi korumaları buraya geldiler. Türkiye'den destek aradılar tekrar iş başına geçsin vesaire diye. Mason Süleyman Demirel Aliyev'e destek çıktı. Ve Aliyev ölene kadar başta kaldı. Şeyde menkup vaziyette, Elçi Bey de menkup vaziyette öldü. Elçi Bey'in bir tek hatası vardı, çok içki içiyordu. Yoksa eser mezunu, milliyetçi, vatanını seven, Şia'ya, İran'a dolayısıyla Şia'ya karşı bir adamdı. Ehl-i Sünnet tahsili görmüş, eserde okumuş olduğu için. Böyle bir adamdı. Fakat Osmanlılar bir kumandan tayin ederken her şeyi konuşurlar da sonunda harp talihi nasıldır derlerdi. Biraz da bu işler baht işidir. Bahtı kapalıymış. Yol bulamadı fikirlerini, düşüncelerini gerçekleştirmeye. Ya da Azerbaycan milleti Aliyev gibi, şimdi de onun oğlu Aliyam gibi adamlara layık, ondan böyle oldu. Bunu bilemem. Ama o adam İran'da, Azerbaycan'da müessir bir iş yapamadı. Yani kısa sürdü.